Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'la oynayacağımız, konuşamadım, Galatasaray'la oynayacağımız Türkiye Kupası yarı finaliyle e, bu bölüme başlıyoruz. Bu yarı finalin şöyle bir özelliği var. Biraz rotasyon yaptım kadroyu. Tek maç e, 2022 Dünya Kupası sebebiyle bazen Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi değil de, UEFA Avrupa Ligi'nde e, bazı eleme turları tek maç oluyor. Türkiye Kupası'nın yarı finali de şu an tek maç. Biz biraz rotasyonlu kadroyla çıktık. Ee, ne yapalım? 3 gün sonra Real Madrid maçımız var. Elenirsek de yerel bir kupadan elenelim. Ee, Tabi Real Madrid'de turu geçeceğimizin, Real Madrid'de eleyeceğimizin bir garantisi yok ama çok güzel hızlı bir atak ve gol. Ama en azından e, tam kadro ile sahada olmak istiyorum. Santrafor kutucu ve Diego ikilisi kutucu güzel indirdi. Diego Almeida da affetmedi. Dizde dönme mi yaşıyor Tamez'i? Bir şey olmaz oğlum. Onun hiçbir yere dönmez ya. Devam. Muslera. Muhlera'ymış aslında okunuş. Muhlera. Yani adam kendi memleketinde ismi Muhlera olarak okunuyor ama biz Muslera diyoruz. Eyüp. Oo, Kaya. Suat Kaya. Fatih Kaya. Suat'ın tehlikeli bölgede adamı belli. Aman. Ertan. Ne güzel altyapıdan oyuncular. Ertan ama iyi adam ha. Baksana fizik serbest vuruşları da iyi kullanıyor. Ee, bize bir pivot santrafor e, gerekecek. Güçlü pivot. Oo, oo Pedri var ya, efsane bıraktı yalnız. Tabii ikinci yarı Pedri'yi çıkartacağız. Ee, şöyle bir olay var. Oo, lan var ya mustere yazık ya. Adam <laughs> O. Ee, Teklif gelirse iyi bir teklif 25 milyon euro ya da üstünde bir teklif gelirse Vedat Muriçi satmayı planlıyorum. Büyük ihtimalle de satarım. 28 yaşında bu sezonda güzel oynuyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde oynuyoruz şu an. Bir önceki Juventus maçında iyi oynamıştı. O Bernard çok güzel attım be. Bunu kaç para aldılar Bernard'ı? 5. Ben yani Bernard var ya acayip illet bir adam biliyor musunuz? Kanatta böyle yani süratli, çabuk, çevikliği var ve tek başına böyle 2-3 kişiyi peşine takıp böyle tamamen oyunu unutturabilecek bir adam. Serbest vuruştan da attı. Serbest vuruşları da kaçmış. Çok kötü ya. 9 Dokuz... Allah Allah. Ben 17 zannettim şeyi. Teknikmiş 17. Yalnız Galatasaray, Bernard dedikati çok şey, hızlı oynuyor. Bizim takımın bütün dengesini alt üst ettiler. Hakikaten bütün dengemiz alt üst oldu. Neyse önemli. Değil. Real Madrid maçına çıkalım. Türkiye kupasından eğleniriz bu seferlik. Bu seferlik dediğim ilk sene de galiba şey almıştı. Ee, Beşiktaş almıştı. Çok güzel attım da Silva. Tek top. Diego da iyi bitirdi ya. Karşı karşıyaları. Ekstra bir şeyin var mı senin ya Diego? Hadi bakalım da Silva. Çok güzel gittin. Thiago Jalo. Almeida kullansın hat-trick için. sıra çok kötü oynamış. Her maç böyle oynamıyorsunuz demeyeyim mi? İki gol yediler. Yani Diogo Almeida sözleşme istiyordu. Şimdi de hat-trick yaptı Galatasaray maçında. Hepten yandık. Almeida'nın performansını övelim. Ee... Ha dur 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 dur. Ee, Real Madrid maçı var değil mi? Hemen. Eee jenerasyon şöyle rakip analizi, şuraya maç hazırlığı, hücum organizasyonları. Maç hazırlığı, savunma yapısı, maç hazırlığı, takım çalışması evet. Şunu biz rotasyon kadrosu olarak kaydedelim. Ha varmış zaten. 11 seçince Allah kahretmesin. <laughs> Dokunmasa mıydık? Kadro seçim önerisi diyelim. Grimuric, Miranda, Emerson, Pavloç, Vayo, Serdar. Standart stoper savunma diyelim. <laughs> i̇yi çok şükür. Ya isteme sözleşme falan. Böyle bir saçmalık olamaz. Şimdi yani Ömer Bayram Galatasaray'da bir yarım sezon e, parladı. Böyle çok iyi gitti diye. Şey mi isteyecek hemen ben sözleşme istiyorum. Tamam 200 bin euro zam yapalım. Yok. 2 milyon euro artış istiyorum. Olmaz ki böyle bir şey ya. Ve bu bir beklenti olması lazım bunun. Yani is, illa isteyeceğim işte yok çok mutsuzum falan filan. Tamam biz sözleşme imzalarken e, oyuncuyla birlikte e, hani imzalayabileceğimiz en düşük sözleşmeyi imzalayıp sonra iyi oynadıktan sonra da arttırıyoruz. Şey e, iyi oynadıktan sonra da devam ediyoruz. Çünkü ben 4 sene sözleşme imzalamış Yani sözleşme artışı benim inisiyatifimde olabilir. Şöyle bir şey olsa çok daha mantıklı olur. E, oyuncu e, işte ne bileyim aldığı paraya göre atıp ilerleyen sezonlarda seninle sözleşme imzalamak istemez. Başka bir takıma gider. Ya da biraz daha yüksek para ister. Yani biraz daha yüksek para derken 300 bin, 400 bin euro alır. Yani 4 sene içinde oyuncu bambaşka bir seviyeye gelebilir ama şimdi Ömer Faruk Beyaz örneğinde anlatacağım yine. Ben, Ömer Faruk Beyaz bir alt yapımdan çıkmış oyuncu. 19 yaşında işte aldığı paranın 10 katı para istiyor. E olmaz hemen yani. yani nasıl verelim? Biraz 25 yaşında bir oyuncudur veya 23 yaşında bir oyuncudur 4 sene sözleşmesi vardır. 27 yaşındaki oyuncunun isteyeceği para kariyerinde yapacağı sözleşme sayısı kısıtlıyken isteyeceği kazanmak isteyeceği parayla 19 yaşındaki bir oyuncunun bir tutulmaması lazım. Sağlam. Hadi bakalım Real Madrid Bey. E, hazır mıyız? Dorukhan alayım orta sahaya. Muaz geç. Miranda Emerson, Pavlović, Vajho, Serdar, Musol, Garate, Da Silva, Pedri, Guri ve Vedat, Muriç. Yeni sözleşme istiyorsun. Hadi bakalım çocuklar. Yine güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Dembele, Hazard, Rodrigo, Luis. Güzel kadro var. Hırslı bir şekilde diyebilirim ki. Hadi bakalım. İyi performans gösterin. Acerbi Çok güzel. Adamlar Sol bek, sol stoper var adamlarda ya. Acer bir hazard lan 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 lan. Oho. Sabek Ramu dört tane stoperle oynuyorlar ha. Sol bek yok adamlarda. Resmen sol stoper var. Üç oyuncu birden basmayın lan o kadar. Ya oğlum kafayla indirdi etrafında kimse yok. Niye kafayla bir daha uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Bu toplar rakibe gidiyor işte. Yani çok anlamsız da Silva seni yapmaman lazım ya. Ya şu adamın öyle bir olay yapmaması lazım ya. Umarım oyuna dahil oluruz ya. Çok kötü oynuyoruz ya. Adamlar paslaşıyor biz koşuyoruz sadece. Ha bir iki pas yaptık sonunda. <laughs> O nasıl bir vuruştu be Vedat? Guri. Dev adam. Çok güzel be. Aslanım benim be. Hadi Vedat. Yani daha yeni yeni biraz paslaşmaya başladık ha. Anam. Muriç aferin be. Niye bunlar Laport'u sol stopere atmıyorlar? Sol beke. Hiç memnun değilim performansınızdan çocuklar. Biraz kendinize gelin Allah aşkına ya. Miranda çok kötüsün. Hemen hemen Miranda'yı hemen değiştir. E, tabii Tabi karşısında da Ramos var. Odrioz olayı attı. Yandık. Uçacak adamlar şimdi. Guri hiç gol pozisyonuna giremedi. Neyse güzel. 1-0 kendi evimizde kazandık. Oynuyoruz. Yani bir takım olduk. Ama rakip de şimdi sağda, sağ bekede, sol bekede çok iyi önlem almışlar bize. Bak Odrioz olayı sonradan attılar oyuna. Ya iki tane taş gibi stoper koymuşlar. Şimdi bek oyuncuları falan da tabii ki normal bir bek oyuncusu, kanat oyuncusu, iki oyuncu da olsa bir stoper kadar pozisyon alma, ön sezi falan olmaz yani. Top kapma becerisi, o fiziksel üstünlük olamaz. Ama adam bir koydu bak tıkadı bizim bekleri. şurada bir penaltı yapalım ya. İçime böyle bir penaltı falan bir şeyler geldi, doğdu. Trabzon'la final oynayacakmışız Türkiye Kupası'nda. Önemli değil. Trabzon'la final. Ya yerel maçlarda açıkçası çok hani kaybetsem de üzülmem. Ee, yani Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkarsak güzel. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkabilirsem e, canlı yayında oynarız onda. Beşiktaş maçında da gene rotasyonla çıkacağım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Diri lazım takım bana. 20, Musu 21 maç. 22. Miranda yerine şuraya Abdülcebrail'i atalım. Emerson yerine Ozan Tufan'ı atalım. Pavlovic, Tameze, Serdar Orçun. Pedri yerine Hakkı. Ya da Murat Sağlam'ı atalım ya. Neyse ilk yarı Gerard kimi gözlüyor? Ya of. Git ya. Şöyle atalım. Almeida'yı da çıkartıp Edri'yi alalım. Yani Beşiktaş'a ya yenilebiliriz. Bayağı böyle ciddi rotasyona çıkıyoruz çünkü. Şu şeyi de düzelteyim ya. Hep kalıyor böyle. Evet. Ahmet Kutucu benim için önemli. Ahmet Kutucu'nun gol atmasını istiyorum. Form tutmasını istiyorum. İyi bir e, santrafor form tutmuş bir santrafor işimizi oldukça görecektir. Yani birinci santrofor olarak düşünmesem de takımda her an herkese ihtiyacım var. Orçun ne güzel attın be. Guri. Çok güzel çocuklar. Çok iyi. Yani Da Silva'nın topu bir yanındaki sol beke vermesi çok güzel kaçırdı. Harika yani sol bekin koşuyla oraya gelmesi. Sanırım sezon sonu geldiğinde sağ bek ve sol beklerin toplam 50 gole katkısı yani gol ve asist sayısı olarak 50 gole katkısı ol olur diye düşünüyorum. Çok ciddi bir rakam. Çok güzel çıktılar hücuma. Ha no no no. Uf. Bekledim böyle. O arkaya kim gelecek yapıştıracak diye. Tamaze'yi kolünü attı. Tamaze'yi de bundan sonra ligde oynatalım ya. Bir taraftan da kulağıma bulutsuzluk özlemi. Senden önce senden sonra şey pardon yine düştük yollara çalıyor. İster istemez böyle parmaklarım biraz şey oluyor ritme uydurmaya çalışıyorum. Çok güzel. Dorukhan çok iyi açtı oyunu Abdul Cebrail. Oo oh. Cebraili istersek elimizde tutup istersek de iyi paraya satabiliriz bence. Şu ara tam satacaksak bu ara satacağız. Norwich, Sheffield, West Bromwich, Albion ve Sevilla. Satacaksak bu ara satacağız ya da e, elimizde tutacağız. <laughs> uzun pasın yüzünü götürme şu ancak diğer paslaşmalarda iyiyiz. Antrenmanlarda odaklandığımız duran top organizasyonlarının meyvesini son maçta Adrian Tamazi Az önce diyordu ki duran toplarımız kötü. <laughs> ee, Vallejo Pavlovic hmm. Yunus Mallı oyuna girdi. Bomboş kaldı. Hocam bam gün vurdular ya. Yazık ya çocuğa. Geliyor mu? Kim topu maçı? Hakkı atar. E, Martin Arya. Orada aslında sağ ayakla adamı vurması lazım. Gerçi sol olur belli olmaz. Evet 3-0 net bir galibiyet. Aferin elleri bir galibiyet aldınız. Normal zaten artık ligde alınacak farklı galibiyetler falan hiçbir şekilde e, yani konuşulması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk sezonda farklı kazanılacak derbi galibiyetleri karşısında övünülür ama ondan sonra farklı kazanılacak derbilerde bence hiç şey yapılmaması lazım yani. Hani bahsi bile geçmemesi lazım çünkü aradaki makas inanılmaz derecede açılıyor. Bizim oynadığımız takımlar yani doğru oyuncular, doğru antrenörler, düzgün tesisleşme, düzgün transfer politikası Yani size şöyle söyleyeyim. Transfer bütçesi 4. sezon sonunda 120 milyon euro olabilecek bir Türk takımı var mı sizce? Şöyle düşündüğünüz zaman ya olur mu öyle şey falan dersiniz ama aslında yapılabilir. Çok zor bir şey değil yani. Yani şöyle hani kafa yapısını değiştirdikten sonra çok zor bir şey değil. Sancılı dönemleri olacak. Problemli dönemleri elbette ki olacak. Ama siz gidip de işte transferin son dönemlerinde yandım anam deyip 10 milyon euro bir golcüye vermeyeceksiniz. Gerekirse o sezon taraftar baskısına rağmen golcüsüz geçireceksiniz. Ya da yandım anam deyip 5-6 tane stoper alıp hala stoper eksiği yaşamayacaksınız işte. Yani o maaşları bilmem neleri 15, 15 milyon eurolara varan paraları harcamayıp 3 milyon 4 milyon euro bir tane taş gibi stoper alacaksınız. Ve yavaş yavaş böyle kendinizi toparlayacaksınız. Hakkı Hakkı şöyle 11 diyelim. Ha da rotasyon yapayım ben. <laughs> Murat sağlam yerine. 92 tamam güzel. Bu da 93 olmuş tamam daha ne olsun. Guri. Son 5 maçta kötü olan kim var? Miranda varmış. Hadi bakalım. Konuşmalar bazen ilk maçta bazen bir sonraki maçlarda etkisini gösteriyor ama işe yarıyor. Abi yeni aldık. Mı? Brighton istiyormuş. Valla 6'ya aldım 50'ye satarım. 23 lig maçında 8 gol yedi. Berke ilk maçında 3 gol yemişti. Şimdi gerisini hatırlamıyorum ama 2 maçta 3 gol. O da bir maçta gol. Yani bir maçta 3 gol yedi. İşte kaleci farkı. Geçen sene 29 maç 20 gol yemiş. İşte yani kalecinin de etkisi çok büyük tabii ki de. Ama Musso olmuş bir ama bundan sonra kaleye olmamış genç bir kaleci almam yani. Olmuş bir kaleci alırım hiç uğraşmam. Neyse hazır mıyız? E hazırız. Daha fazla düşünmeye falan gerek yok. E, Juventus maçındaki gibi de işte ön libero'yu şöyle yapayım böyle yapayım bilmem ne düşünmeyeceğim. Biz gene aynı oyunumuzu oynamak için elimizden geleni yapalım. Çıkalım. Oynayalım. Kanat bekler. Hücum olsun anasını satayım. Odriozola. Bak Odriozola. Gördün mü? Burada gelmiş. Baksana nasıl kopacak. Buradan gelecekler yani bu adamlar. Odriozola burada da Eden Hazard. olayı durdurmamız lazım. Ya adam çok hızlı ya. Real, Real Madrid kariyeri yaparken 17-17 hız -17 hızlanma falan baya iyi ya. Çalışkanlığı falan da var. Adam dalak ciğer böbrek şey olana kadar koşuyor. Bu arada top to göremedik golü. Neyse şimdi göreceğiz. <laughs> Serdar bek oyuncusu kullanıyor tacı. Da Silva çok iyi. Muriç. <laughs> Abi sen ince bir detaysın Muriç. İlk maçta gol attı. Bu maçta da asisti yaptı. Ben şimdi biraz daha kontrollü oynayabilirim. Destek yapacağım. Hücum ve destek aslında hücumda da destekte de, yani destek rolünü seçseniz de kanat bekte. Daha fazla hücuma çık talimatı otomatik seçili ee, ama tabi kanat hücum kanat bek hücum seçerseniz artık hücum e, düşüncesini siz hayal edin sürekli olarak çok güzel 2 mi 2 mi oh. sürekli ya bir kanat oyuncusuymuş gibi artık böyle düşünün adamı o, o derece ileride oynuyor aman da Silva sakin bak dediğim gibi dönüşleri biz alabiliyoruz bu sayede ama o parası da verme yani. Ramos bırakma. Alamazsın ki ondan da topu yani. Tank gibi adamdır. Gerçi konsantrasyon mu kötüydü Ramos'ta? Öyle bir şeylik vardı. Handikapı vardı. Yani evet. Öne gelmelerini engelledik ama yine bir Orsolini Evet, konsantrasyon 12. Daha kötüydü de biraz yükseltmişler mi? Ne olmuş? Yapma be, yapma be, yapma. Duran topunu yerim senin ya. Duran topunu yerim ya. Sakallarım yolacağım. kapanabiliriz ama kapanmak istemiyorum Oy 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 vay yeho İntikam alıyor. Siz beni 6 milyon euro'ya sattınız ama. Penaltı lan. Pedri'ye vurdular orada. Aman, aman 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 aman. Çok güzel Pavlovic. Şık paslar Vedat sola bıraktı. Willems yerden vurdu. Pedri. <laughs> Oynama şıkıdım şıkıdım demişler. dört mi geliyor? Santiago ban lan 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 vur! Oğlum geri geri gitme vur. Yemin ediyorum Pedri adama müdahale etmedi ha. Korktu. ya oğlum bu ad, bu takımların var ya böyle hücuma çıkarken attıkları toplar öyle birebir e bir ki o kadar şey ki anlatamam ya. Ciddi manada şey. Ya şimdi kanat bekleri e, hücum yapmamanın şöyle bir şeyi var. Hani daha fazla duran top falan kazanma ihtimalimizi arttırıyor bu durumlar ama ya bu saatten sonra herhalde oha lan adamın içinden geçti. Bu saatten sonra herhalde iki gol yemeyiz yani. Musso çok kötüsün bu maçta. Övdük. Of. üstümden yük kalktı. var, ya, o kadar böyle içim darlanmıştım ki. Tamam. City. Yani 70 milyon falan bir şey gelecek herhalde. Para gelecek diye düşünüyorum. E, vallahi ben Hazard'dan etkilendim ya. Acayip bir adamdı. Güzel gidiyoruz. E, ee, Galatasaray deplasmanı City falan. Ee, yani kaç maç yaptık? Şöyle 4 maç yaptık. 32 dakika olmuş. Bir sonraki 4 maçı da şey mi yapsak? Neyse Kasımpaşa Galatasaray ya, ya da çok peş peşe ya. Gerçi ben çok yoruldum, terledim falan şimdi. 30-33 dakika bölümleri de her gün her gün atacağım için umarım şey olmaz. Bence iyi ya şu an. Ee, ya bu Şampiyonlar Ligi maçları beni çok zorluyor. 20 gol atmış. Devam edelim bakalım. Bir saate çıkar mı ya? Ya bir saat falan olduğu zaman evet rahatsız oluyorsunuz. Gerçekten sizi çok iyi, çok net anlıyorum ama. Şimdi hızlıca bir antrenmanlara bakalım. Sistem açından önce ya ne antrenman maçı ya, rakip analizi, şuraya gel, rejenerasyon falan, yok abi. Ee, hücum, takım çalışması diyelim, şuraya gel, dinlenme değil, maç hazırlığı, savunma yapısı. Maç hazırlığı, hücum organizasyonları, Her büyük maçtan önce böyle takıma ağırlık verip çalışacağız, bunun başka hiçbir anlamı yok. Şuraya da duran toplar, penaltı diyelim. Şöyle yapayım. Mevcut maç taktiğini kullan. Mevcut takım seçimini kullan. Galatasaray maçına kadar tatile çıkacağım. E, rotasyon kadrosunu seçtim. Kasımpaşa maçında rotasyon kadrosuyla çıkacağız. Tamazi falan da bari ligde oynatalım da şey yapalım ya, satalım. Biraz yerli oyuncu şeyine gidelim. ger sezon sonuna doğru ben bir 3 tane mi transfer yaptım? Tabii bir tane Koyansa gelecek. Ee, İngiltere'den almıştık. Adını unuttum şimdi o gelecek. O da güzel bir stoper. Sağ stoper olarak kullanmayı düşünüyorum. Serdar Aziz artık rotasyon rotasyonu falan olur herhalde. Çok yaşlandı. Bakmayın biz şimdi oynatıyoruz ama harika bir uyum yakaladıkları için o 3 oyuncumuz. Pavloviç'le de yeterince oynadığımızı düşünüyorum. Gerçi kiralık falan göndermiştik ama kalabilir de iyi bir teklif gelirse satabiliriz de Pavloviç'i. Bilmiyorum yani Kuyansa Pavloviç'ten daha iyi tabii genel olarak baktığınız zaman ama Pavloviç'in de hava toplarında çok yüksek bir hakimiyeti var. Nasıl dinlendirme yapmışlar baksana rejenerasyon rejenerasyon. Neyse dokunmayalım. Boşu boşuna iki gün geçecek orada. Ee... Şimdi e, ama çok bence çok net iki tane ta, yani iki tane santr, e, stoper çok taş gibi iki tane stoper almamız lazım. Yani şu an şampiyonlar liginde böyle böyle ilerliyoruz ama ben size şunu belirteyim orta saha oyuncularımız genç ama çok iyiler. Guri Vedat, Vedat da çok iyi oynuyor yani Vedat bu sene bambaşka bir adam oldu bilmiyorum. Şunun tümünü okundu diye mi? sağlık merkezinde var mı bir şey maç yükü ağır 80 e katlık vayho falan filan ağır ağır da Vedat, Guri, vayho şimdi Galatasaray maçını yaparız sonra bir e, şampiyonlar liginde City ilk maçını yaparız bu bölümü bitiririz öyle Galatasaray lig maçlarına zaten hızlı gidiyoruz ya bir saati bulmaz yani. 11 diyelim şuna. Ozan'ı aldık, Orçun aldık, Dorukan'ı aldık. Ee, bir dakika Galatasaray maçı City 5 gün var. Yani çıtır bir şey yapabiliriz. Vedat işte Santrafordaki iki oyuncunun uyumunu ilk golde gördük. Yani Vedat koştu, içeri çevirdi, sol ayaklı zaten. Ortayı yaptı. Guri tamamladı. Evet, deplasmana gidelim. 5 ee, gün var. Şuraya ben Ahmet Kutucu'yu atayım. Tamam mı? Ee, Miran'da Abdulcebir'i atalım. Emerson Ozan Tufan değişikliği yapalım. Mafeo Salih Özcan'ı atalım. Bence böyle bir gidelim. Musuyu kim izliyormuş? Brighton, Abdul Cebrail Ya bayağı izleyen var guri bayan o oh, guri bir üst seviye izliyor artık ha yalnız ya yarı finalde de çok kötü elenmeyelim ya. Ben City geçme ihtimalimiz var. Ama benim kendi menajerlik kariyerlerimde City ile eşleştiğim zaman da genellikle şey geliyor. E, duran toplardan çok başımız ağrıyor ve eziliyoruz duran toplarda. Bir ne elendik, elenmiştik şeyi çok net hatırlıyorum ya. E, şey 2 e, iki tane üç tane duran toptan gol yemiştik. Ahmet Kutucu bu arada 8 maç 2 gol 2 asist 9. maçta 3. golünü attı. Aferin Ahmet bitiriciliği iyi zaten. Bizim ceza sahası içine top taşımamızda sıkıntı yok. E geldiği zaman da atıyor adam. Bitiricilik 15. Soğukkanlılık falan çok kötü. Buna ben bir şeyler çalıştırıyor muyum acaba? Gelişmene katkı sağlamak için. Mesela ne yapabiliriz biliyor musunuz? karar almaya çalıştırabiliriz. Hücum organizasyonları dersek ön sezi karar alma. Evet. Başımın belası Bernard. Penaltı Abdül Cebrail. Olsun oğlum olsun paşam. Bu arada finale çıkarsam Şampiyonlar Ligi'nde canlı yayın da final. Yasin Vatansever. Güzel gol attılar yalnız ha. Oo, Pedri. Ya bu kısa pas mevzusu biraz kısa pas yapalım bakalım ya şeyde de kısa pas yaptık biraz daha iyi olduk. Sanki bu uzun toplarda biraz e, şeyi kopartıyorlar, bağımızı kopartıyorlar. Pas 16. Hmm. Gur yersin onu be. Nasıl Jalo'yu geçemiyorsun? Hayret bir şey ya. Ya yok artık Pavlovic. Elinde topu bir de dışarı vurdu ha. Bu Portekizli'nin penaltısı kaç? 12. Hadi yine beni kandırdınız bak. Bitirmedik şeyi. Rotasyon da yapmadık anasını satayım ha. Yani rotasyon falan dedi ki full kadroyla çıktık. Ha, o zaman for. Marco Ronald. Hiç zahmeti yok ha Ozon Vafor'un sana. Hiç şöyle para istiyorum bu kadar para istiyorum oynamam falan filan bilmem hiç o mevzularda olmaz biliyor musun? Galatasaray'ı aldı. Kiraladı gönderdi. Olursa olur olmazsa kaybedecek hiçbir şeyin yok. Ülkesine döner veya Türkiye'de ikincilikte birincilik ikincilikte oynayamaz da gider birincilikte tutunabilirse tutunur. Yoksa amatörde falan işte hayatını devam ettirebilecek kadar para kazanır. Gider yani. Ayda. Güzel maçtı. Bir bekleri biz dinlendirdik. Yani niye bekleri dinlendirdik? Onu da bir şey yapamadım. Yani anlam veremedim. Kendi kendime şu an kızıyorum. Vilems'i atalım. Vilems daha şey yani. Öldü bu. Bundan daha bir cacık olmaz. <laughs> Nerede bizim dev adam ya? Gel buraya ya. Sensiz olmuyor. Şimdi şimdi şimdi. İlk bir ara şeydi. 15 golle Almeida takımın en golcüsü falan öyle gidiyordu. Şu an Gurri ağırlığını koydu sakatlıktan sonra formunu tuttu. Kendine geldi. Takımda yükünü taşıyor artık. Evet, Pavlovic solundayken ee, şey evet Pavlovic soldayken daha iyi anlaşıyorlar. bak. Böyle turuncu oldu. Pavlovic'i attık. Daha iyi anlaşıyorlarmış. Bu da bunlar da ufak tefek şeyler, detaylar olsa da önemli yani. Bir ara böyle iki yönün orta saha falan Lazio 3-5-2'si falan şey yaptık ama. Yani düşündük, ettik falan ama böyle güzel gidiyoruz böyle. Mezzala iki tane geniş alanda. Bu bölümün son maçı. 43 dakika. Gene hızlı hızlı ilerledik ama gene bir saate yakın olacak ya. Neyse araları falan kesersek biraz böyle 40 dakikaya falan düşürürsek güzel olur ya. Aydın Bingöl. Vay be altı. altın orada bir şeyler var mı ya? Altın orada da bir şeyler çıktı. Adamın bütün oyuncularını alıyoruz. Çıkamıyorlar ki ligden. İkinci ligdeler. Var mı genç? Atakan Erginer. Ee, orta saha merkez 16 yaşında. iyi bir adama benziyor. Özlemci raporu diyelim. Öyle bir tane 17 yaşında oyuncuyu gözlemlemedik ama olsun. Evet City başımın belası. Duran toplardan yediğim gollerle eğlendiğim City. Avrupa Ligi 2'de mi oynayacağız? Ya biz neler peşindeyiz. Altaycım sen ne yaptın? Oynuyor hala. Vallahi adam oynuyor hala. Satacaksınız ama ben biliyorum. Altay'ı geri alırım yani. Hani çıkışı falan kötü ama olsun ya yerli kaleci. Eliniz güçlü oluyor. Yerli kaleciniz olduğu zaman bir tane daha fazladan oyuncu yani niyeyse kaleci yabancılarda oyuncu gibi gelmiyor. Yani kalecinin yerli olma şeyi var bende. Öyle bir hissiyat var. Ya kaleci yerli olmalı. Alegre. Eee. 4-1-4-1 Havertz, Christopher Ayer. Lainez kimmiş ya? Diye yeah. o oh, diye bu Lainez. Çok sürat Belotti. Uu, uh, Belotti başımın belası. Tapsoba. Çok güzel. Leverkusen'den iki tane adam çakmış bunlar. Kaç para almışlar? 96 milyon euro. Tapsoba'ya kaç vermişler? O bedavaya almışlar. Ha gerçi burada 19. Ha Tapsoba Guimar eşli mi? Aa. Bu, bu transfer olmuştu galiba değil mi be? Şu an transfer şeyimiz yok. O yüzden ara transferleri kaçırdık. Tapsoba şey galiba ya. Lever Kuzen'de. Çok güzel, çok güzel. Fixtürünüze bakalım. <laughs> Liverpool'dan 5 yemişler. Porto'yu eleyerek buraya gelmişler. Ligde liderler. 2 maç eksikleri var. Evet çok güzel. City takım seçimi. Silva for... Neyse tamam diyelim ya hadi. Bir şey yapacağız. Sakalları kestim de biraz kendim öyle elim elim çok gidiyor o yüzden. Ben Silva hücuma çıkacak. Lainez Gabriel Jesus varmış. Of, senin açtığın içeri çevirsen oradan ya Kale ya da çevirmeye çalıştı olmadı bize şut çekiyormuş gibi geliyor ama orada bazen hani oradan içeri çevirmeye çalışırsınız da şut gibi gider evet bak bunu unutmayalım bu pas boyunu biraz kısaltalım. çıkmasın. Oh be. Ya Muriç dev gibi adamsın. Vur de bir adamı ya. Çok güzel. Pedri yürüt. Yetişemez oğlum sana kimse. Yürü 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 ay. Şurada boşluk kalmış ha. Ne yapıyor? ne dersin ya? Çok güzel. Ulan var ya, ulan var ya. 100 milyon euro, 100, 100. <laughs> Eski yayınlarımızda şey vardı, böyle maçlarda e, Mükremin diye birisi vardı chatte. Ayetel Kürsi yapıştırıyordu chat'e. Hop 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 hop. Bas bas. Lan Pedri çok yaklaştın ama olmadı. Çok güzelsin Pedri biliyor musun? İşte bu toplarımız çok iyi. Arka direk penaltı. Vallahi penaltı. Uu, penaltı çalıştırmıştık. Hadi Guri. Lan penaltı da çalıştırmıştık var ya Allah. 2 oldu be. Rodri sen dur da sen dur. Sen daha dur. 3 mü geliyor yoksa? Aman ha birden bir 3 olursa bunlar of 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 of. Vayeho vayeho vayeho. Garatemiz sakatlandı. Neyse çıkartacağız Garatiyi. Önemli değil o kadar. Performansınızdan çok memnunum. Devam edin. Şimdi burada e, Garate yerine Salih Özcan'ımız var. Bir adet. Şimdi burada Çift kadroyu şey yapmadı. Salih Özcan niye var ki? Salih Özcan hmm, iki orta sahada patlatır bence bizi. Neyse ikinci yarıya başlatalım şöyle. Yalnız Pedri'nin hareketliliği bizi epey şey yaptı. Ee, güçlü orta bir şey yaptı. Elimizde güçlü bir koz oldu. Bir penaltı, bir driplingi penaltı oldu. Yani puanı çok ama çok düşük puan vermişler ama ya bir driplingi penaltı getirdi adamın. Hadi be Guri. Biraz çapraza gidersen Anjo. Anca... Ya Diogo bunları daha iyi yapıyor Guri'den ya. Kalecinin içine kadar girip bitirici vuruşu yapıyor. Çok harika bir top attım. Aferin Pedri. 3 oldu. Şu gol atmadan önce Pedri'nin puanı çok düşüktü. 6-8 falan da oynadı oyuna göre. 8-3. Saçmalık. 80. dakika. Garati'yi çıkartacağım. Salih Özcan'ı atacağım. Vedat Muric çok yoruldu. Almeyde'yi atacağım. Çalışkan forvet hücum. Oynasın anasını satayım. Sen de yardımcı forvet hücum yapacağım. Biraz daha orta sahaya yardımcı ol, güçlü olalım. Mirandayı da attık. Hadi Allah, Allah'ım. Diego Lainez sarı kart görmüş? Sakin. Çok güzel çocuklar. Abi panik yok. tam. Oğlum nereye top atıyorsun? Panik yok dedi ki Ah. 4 olsaydı güzel olur da bunlar şimdi kendi evinde 5-6 atar bize belli olmaz yani. Ön hiç kafa vurdurmadılar yalnız. Ya Salih Allah'ın kitabını seviyorsan ne yapıyorsun ya? Abi harika. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. İyi ki oynamışım. Güzel. de göre iyi de gol attık. 3-0. ilk maç ee, çok net bir galibiyet ama tabii Evet fikstüre baktık şimdi. Adana Adana Demirspor, City falan filan, Inter Milan. Yarı final diğer maçlar ne olmuş? Barcelona Paris Saint Germain maçına bakalım. <laughs> Bölümü bitireceğim. Ulan devam edelim ya hadi bakalım. 54 dakika falan olmuş ara maç aralarını falan keser bir şeyler yapalım ya maç oynanırken ama e, Adana Demir maçı veya şöyle yapayım bir dakika takvim dedik Nerede ha maçı ulan maç hazırlığı savunma yapısı maç hazırlığı rakip analizi maç hazırlığı e, takım çalışması taktik dedik şu bir tık kısa pas Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz hızlı seçim rotasyonu seçtik Tatile çık dedim Yani içimde şöyle bir olay var Hani sanki City maçını biz e, Kaybedeceğiz Çünkü şey vardı e, 4-0'ın rövanşında 5-0 elendiğin falan bir şeyler var. Ya ya da 3-0'ın rövanşında 4-0. Özellikle deplasmanlarda çok sağlam olabiliyorlar ama işte ilk dakikalarda bulacağımız bir gol. Bir dakika ya. Yani Vallejo'yu kesinlikle oynatmamam lazım. Da Silva'yı da. Evet şöyle yapacağım. Şöyle Miranda'yı atalım. Evet. Da Silva yerine de Ozan Tufan. Bence güzel oldu. İyi tam maç oynanmadan geldi aklıma. Bakalım ne yapacağız. Artık inşallah kazanırız da sizlerle bir final şampiyonlar ligi finali oynarız. Yalnız acayip yoruldum ha. Ben bütün bir bölümde ya yani şey işte bir, bir oturuşta oynuyorum şu an. <laughs> Adana Demir maçına bakarız şimdi ne oldu. Ya niye ben hep böyle beraber kalıyorum olmadığım maçlarda? <laughs> Serdar'ı şöyle atsa. Guri sağlam. Yani Muriç o kadar değil ama Guri ciddi anlamda e, hani 80-90 falan verecek takımlar gözlemliyor. Aslında bunları tek tek bakıp şey yapabiliriz ha, Hani hangisinin gerçekten bir e, şeye santrafora ihtiyacı var. Paris Saint-Germain mi Barcelona mı finalde rakibimiz? <laughs> Barça. Bu Ansu Fati de yapıştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol oldu? 9 maç 7 gol. Baksana adama. 20 yaşında. Üf. Barcelona Guri'yi almaz herhalde ya. Ansu Fati var ellerinde. 27 maç 11 gol şey 11 gol 10 asist. 27 maç 11 gol 10 asist. Guri şey ayarlarına döndü ya. 23 maç şey 23 gol 3 asist. Asist kim var bizde? Garate Emerson, Vedat Muriç 16 gol. 9 asist. Vedat Muriç güzel ya. Son 5 maçta böyle biraz sallanıyor gibi ama 1 saat 1 dakika olmuş kayıt. Şu an şeyde neyi bilmiyorum ama Hiçbir şey bozmayalım. Hiçbir şey değiştirmeyelim. Rakip talimatlarına bakıp birkaç değişiklik yapabiliriz. Burada Mil Militao da öne çıkacak. Bak o kadar şey değil ilk maçtaki gibi ha. İlk maçta Chilwell biraz daha şey oynuyordu. Ya da şimdi Eder Militao'yu da aynı şekilde getirmişler. Şu Stones'u, Ake'yi falan. Hep zayıf ayak diyelim. Ederson da zayıf ayak diyelim. Kötü vuruşlar yapmasınız. Şey yapalım. kim yetişecek bu adama ya? Oh, oh, yani var ya yok artık ya yok artık ya. Tepki bile veremedim yani o pas 3 kişinin arasından nasıl geçip de oraya gidiyor ya? İnanılır gibi değil şuna bak ya. Böyle bir pas izlenir mi ya? Öyle değil böyle adamın içinden geçilir dedi Pedri. Allah'tan kaleciden sekti yoksa o da olmayacaktı. Aferin Guri. Guri bu işleri çok iyi yapıyor. Ve şu ee, yani Şampiyonlar Ligi'nde gol atması ilk maç, ikinci maç güzel. Tamam oğlum daha iç içe girmeyin. Ne yapıyorsunuz ya? Emerson bak tek başına Kendini sıkıştırıp orada Aferin tek toplar. Muriç içeride 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pedri, Pedri, Pedri. Final geliyor diyor Şampiyonlar Ligi'nde Pedri. Ya ilk maçta da ikinci maçta da duran toptan gol yedik ya aman. Hadi Ahmet Darlı rakibi. <laughs> Dengeli çıkmalarına izin verme. Tamam ya. Bas bas bas. Sağ bek, sol bek falan. <laughs> Hı. Hmm. Tek topta çevirirsen bir şey... Ay. Tek topta çevirirsen bir şeyler olur diyecektim. Az daha oluyordu. Yani 3 üç gol 3 üç gol dedi. 4 gol yemem lazım elenmek için. Üç gol, işte üç şut kaleyi bulan ikisi gol. Willem harika oynadı. E, Gabriel Jesus da rakip takım adına harika oynadı ama e, yani bir sinerji yakaladığımızı düşünüp bölüme devam etmek istedim. Ve e, Wembley'de Finale çıkıyoruz. Barcelona ile oynayacağız. Dünya kulüpler şampiyonasına. Çok güzel. Fransa. Kuriev, Da Silva. E, tamam bizden iki tane. Emerson. Emerson öyle çok bir şey yapmadı gibi ama olsun oynadı sonuçta. Evet. <laughs> Beraberliklerle dolu serimizde. Şuraya Galatasaray, Kasımpaşa. Kaz Kası Kasımpaşa'da şey maçını güle oynayabildik. Yani deplasmanda bu golleri atmak da iyi yani. Evet. Bu saatten sonra benim için bir şey kalmadı. Bir sonraki bölüme kadar e, şey çıkacağım. Şu oyunu kaydedeyim şurada da ne olur ne olmaz saatlerdir oynuyoruz anasını satayım. Patlamasın elimizde. E, e, bu arada ben bölüm kapanışını yapayım. E, güzel maçlarımızı oynadık. E, Baya iyi gittik. Güzel bir seri yakaladık. Tabi beraberlikler çok önemli değil benim için. Çok mühim değil gerçekten. Şimdi Şampiyonlar Ligi 6 Haziran'da bir final maçımız varmış. Bu 6 Haziran'daki final maçına kadar ben bir tatile çıkarım. 6 Haziran'daki final maçıyla birlikte canlı yayına başlarız. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi finali e, tabi Ansu Fati falan ayıklayacak gibime geliyor benim ama e, orta sahada Pedri ağırlığını koyarsa bizde, Guri ve Vedat Murici düşünürsek bu üçlü iş yaparsa neden kupayı almayalım ki? Kupayı alabilecek seviyede değiliz. Onu da biliyorum kadro kalitesi olarak. Özellikle savunma hattımız e, savunma hattımız yeterli değil. Orta sahamız tecrübesiz. Bir tek Santrafor'umuz bence. Ee, hani kıvamında bek oyuncuları da şey. E, yani iyi bir taktik yaptık. Takım taktiğe olumlu yanıt verdi. Yaptığımız değişiklikler vesaireler. Aldığımız önlemler de açıkçası e, işimize yaradı. O yüzden de buralara geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lig kupa görümünde bırakayım ama artık e, Trabzon 68 falan da yani Gül oynaya şampiyonuz. Bir puan fark. Minimum çok bir şey değil. Tatile çıkacağım umurumda değil. Kaybetsem de şeyi. Türkiye şampiyonluğunu. Sonuçta sizlerle birlikte bir Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.